Geçen 9 Ocak sabahı İzmir Alsancak'taki Buse apartmanında peşi sıra silah sesleri yükseldi. Silah sesi ve çığlıkların kesilmediği dairede 4 trans kadın yaşıyordu. Polis memuru 23 yaşındaki Volkan Hicret'in silahından çıkan kurşunlardan 5'i Buse Takma isimli trans kadın BB'nin ölümüne yol açtı. İki kişinin de yaralandığı dairede yaşananlar ise evdeki kameranın kaydına girdi. Evde yarım saatten daha az bir sürede yaşananlar ise tam anlamıyla dehşet verici. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre Volkan Hicret, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yunuslar Motorize Tim Amirliği'nde görevli polis memuru olarak görev yapıyordu. 1,5 yıllık memur olan Hicret, 8 Ocak akşamı görevi bittikten sonra ticaretle uğraşan arkadaşı Talha K. ile buluştu. İkili sabah saat 04:30'a kadar değişik yerlerde yemek yedi, alkol aldı. İki arkadaş saat 06:15 gibi K'ya ait otomobille Alsancak yönüne gitti. İlk gerilim sokakta yaşandı. İkilinin geçtikleri sokakta müşteri bekleyen trans kadınlar, Buse Takma isimli BB25 ile Ateş Takma isimli HA43 bulunuyordu. Hicret kullandığı otomobili durdurdu ve kaldırımda bekleyenlerden BB ile konuşmaya başladı. Hicret B'den otomobile binmelerini istedi. B ise önce parada anlaşalım dedi. Kısa süren gerginlik sonrası Hicret otomobili hareket ettirdi ve oradan uzaklaştı. B bu esnada hareket halindeki otomobile tekme attı. Dakikalar sonra Hicret'in kullandığı otomobil yine aynı yere geldi. Bu kez aralarındaki konuşma kısa sürdü. Polis memuru Hicret ile BB arka koltuğa oturdu. Talha K aracı kullanırken HA ise ön koltuğa oturdu. İçinde 4 kişinin olduğu otomobil 8 sokak ötede bulunan ve trans kadınların yaşadığı Buse apartmanının önünde durdu. Saat 06:34 gibi bu kişiler B'nin evine giriş yaptı. Odalardan birine Hicret ile B, diğerine Talha K ile HA geçti. Evin salon kısmında ise 2 trans kadın oturuyordu. Birkaç dakika sonra Hicret ile B'nin olduğu odada sesler yükselmeye başladı. İkili arasındaki tartışma ücrete ilişkindi. B ücreti peşin alacağını söylerken Hicret parayı peşin vermeyeceğini söyledi. Bağırışma sonrası diğer odadakiler de yanlarına geldi. Ortalık sakinleşince herkes odasına döndü. Dakikalar sonra ikili arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Seslerin yükselmesi ile birlikte iki el silah sesi duyuldu. Hicret beylik silahıyla B'ye iki el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B salona koştu. Hicret de B'nin hemen arkasından salona girdi. B, kurşunlardan korunmak için salonda bulunan Nil Takma isimli YA'nın 26 arkasında saklanmaya çalıştı. Hicret B'ye doğru 2-3 el daha ateş etti. Kurşunlardan ikisi A'nın sol koluna isabet etti. Arkadaşı da yaralandı. Evdeki herkesi salonda toplayan Hicret, trans kadınlardan yanlarındaki paraları çıkarmalarını istedi. YA cüzdandaki 90 lirayı, HA 100 lirayı, Yağmur Takma isimli MHK20 ise 700 lirayı çıkararak Hicret'e doğru attı.
Hicret kendisi ile birlikte eve gelen ve seken kurşunlardan yaralanan arkadaşı Talha Kâ'nın dışarı çıkmasını istedi. Hicret daha sonra H.A. ile M.H.K.'nın da evden çıkmalarına izin verdi. Evin salonunda Hicret ile birlikte B.B. ve Y.A. kaldı. B ve A kendilerini vurmaması için Hicret'e yalvardı. Hicret B'ye yönelerek "Şimdi niye yüksek sesle konuşmuyorsun? Erkekleniyordun. Ne oldu şimdi? Seni öldüreyim mi?" dedi. Hicret bu sözlerin hemen ardından B'nin başına doğru iki el ateş etti. İki kurşun da B'ye isabet etti. B kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Cinsel ilişkiye zorladı. Hicret bu kez Y.A.'nın ya yöneldi. "Seni de öldüreyim mi?" diyen Hicret'e A, "Ben Buse adına senden özür dilerim." diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Silahını doğrultan Hicret, A'dan giysilerini çıkartmasını istedi. A, Hicret'e yalvarsa da sonuç değişmedi. Hicret yaralı halde giysilerini çıkaran A'yı cinsel ilişkiye zorladı. Birkaç dakika sonra A'ya tokat atarak salondan çıkaran Hicret salonun kapısını kapattı. Bu esnada B'nin cansız bedenini ise kanepenin üstünde duruyordu. Başına aldığı kurşunların yanı sıra sırtına aldığı kurşunlar nedeniyle B'nin kırmızı renkli bluzunda kan sızıyordu. Bir süre kanepeye oturan Hicret, elini aldığı cüzdan ve paraları yere doğru fırlattı. İddianameye göre sanık polis memurunun BB'yi öldürdükten sonra yaptıkları savcılık iddianamesinde şu şekilde anlatıldı. Maktule BB'nin yalnız kalan şüphelinin maktule tekme yumruk atarak önce darp ettiği, sonra da maktulü kanepenin önüne yüzü koyun yatırıp maktulün taytını indirerek anal yoldan organ sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmaya çalışmak suretiyle maktule karşı tankir edici fiillerde bulunduğu, evden kaçan kişilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri dehşetin yaşandığı daireye girdiği, Hicret kelepçelenerek gözaltına alındı. Hicret 10 Ocak günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Volkan Hicret tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemede şu savunmayı yaptı. "Bilerek ve isteyerek söz konusu olayı gerçekleştirmedim. Olay anında biraz alkollüydüm. Alkolün etkisiyle boşluğa sıktığımı düşünerek ateş ettim. Caydırıcı olsun, oradan çıkabileyim diye bu şekilde davrandım." Hicret savunmasında BB'nin kendisine ve mesleğine küfrettiğini öne sürerek benimle beraber olmak istediğini söyledi. "Ben beraber olmak istemediğimi söyledim. Bana bu sırada hakaret etti. Montumun iç cebinde silah vardı. Bana sen o silahı sıkamazsın. O cesaret sende yok" gibi sözler söyledi. "Salona geçmeleri için üç el ateş ettim. Duvara doğru ateş ettim. İkinci ateş ettiğimde diğer şahsın kafasında vurulduğunu gördüm" dedi. Müebbet hapis artı 41 yıl hapsi talep edilen Hicret'e yönelik suçlamalar ise şöyle: olası kasla silah yaralama, kasten öldürme, konutta silahla yağma, kişinin hatırasına hakaret ve nitelikli cinsel saldırı. Yargılamayı yapacak olan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 21 Haziran'a gün verdi.
Bu arada hicret hakkında meslekten çıkartma kararı verildiği öğrenildi. Saat 07.02'de eve ilk giren polis memuru M.G. oldu. G salona girdiğinde polis memuru Hicret kanepenin başında oturuyordu. M.G. ilk olarak Hicret'in yanında duran silahı aldı. Polis memuru G'den sonra salona giren ikinci kişi ise İ.U. isimli polis oldu. U Hicret'i gördüğünde tanıdı. U Hicret'e "Ne oldu? Sen mi vurdun?" dedi. Hicret'in yanıtı "Kelepçele abi beni" oldu. U ifadesinde Hicret'in şok halinde olduğunu ve alkollü olduğunu belirtti.